Sürekli güzel dostlar. Şimdi biz eserleri seçiyoruz. Fakat bazı eserler var. Bizlere telif atıyorlar. Ben mesela kendi kasetimde kendi aşu ismimle, soy ismimle, kendi aşu sesimle söylediğim eserimi ben YouTube'da paylaşamıyorum. Bana telif attırıyor. Çünkü dijital platformdaki kullanımının imzalarını zamanında almışlar benden. Şimdi ben bunları internette paylaşamıyorum, bana telif attırıyor. Söyleyemiyorum. Hem şirket tarafından hem Hem de söylemiyorum, hem paylaşamıyorum. Şimdi şirket bunun parasını kazandı. Deka Müzik, Sayın Aslan Dağboynu, buradan sesleniyorum. Aşık Ali Nurşani Bey, size de sesleniyorum. Deka Müzik bunun parasını kazandı. Ali Nurşani mesamdan trilyonları telif haklarını aldı. Ben bu türkülerimi bedavadan çaldım söyledim. Ben bir şey almadım karşılığında. Ama ben internette o türküleri söyleyemiyorum. O türküleri paylaşamıyorum. Bana telif atılıyor. Kanalım kapanıyor. Buradan söylüyorum. Sesleniyorum sevenlerime. Sevenlerim bunu bilsin. Türkülerimi, o sevdiğiniz o türküleri, o istek istediğiniz o türküleri ben maalesef okuyamıyorum. Bana telif atılıyor. Yani buna artık siz sesinizi çıkartın. Ben sesimi çıkartamıyorum. yani en son geçen söylediği şey vardı mesela. Ben zaten Albümlerimi, bekledim. yok Sen bana bir şey albümlerimi yapamadın. raftan kaldırtıracağım. Dijitallerinde kaldı. Mahkemeye gideceğim Ya diyen eğer dedi. paylaşmamı istemiyorlarsa isim benim. Ses benim. Allah'tan gelen kurbanım kendine bana bir ses vermiş. Yürek benim. Benim o zaman CD'leri kaldırın. Artık satmayın. İnternette de paylaşmayın. Telif de atıp para kazanmayın. Benim sesimle siz para kazanıyorsunuz. Ben internette kendi türkümü paylaşamıyorum ya. Ya benim de çoluğum çocuğum var ya. Allah korkun ya. Allah'tan korkun ya. Hasta insana yaptığınız şu zulme bakın ya. Terbiyesizler. Siz bir türkü söyleyin. Özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın.